Genellikle uçak gemilerinin güvertesine baktığınız zaman orada sıralanmış uçakların kanatlarının katlandığını görürsünüz. Benzer bir durum uçuş güvertesinin hemen altındaki hangarlar içinde geçerlidir. Peki size desem ki kanatları katlanan bir yolcu uçağı var ve bu yolcu uçağı halen testleri devam ediyor ve yakın bir zamanda da hizmete girecek. İşte bu videomuzda Boeing'in yeni çift motorlu uzun menzilli uçağı 777X'i tanıyacağız. X deyince öyle tek başına tek bir model uçak değil. Aslında bir uçak ailesi, 8 serisi var. Biraz daha gövdesi uzun 9 serisi var ve 8'den geliştirilen 777-8F kargo uçağı var. İşte karşınızda 777X ailesi. Lafa 777 ile girdik. Havacılar arasındaki adı Triple 777 yani 3 tane 7 ama aslında bu tabir hiç de yabancı değil. 777'nin ilk uçuşunun üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ve bu uçak açtığı hatlar, sunduğu imkanlar performansıyla hava yolu şirketleri tarafından çok sevildi. Boeing bugüne kadar aralarında Türk Hava Yolları'nda olduğu 1700'den fazla 777 üretti hem yolcu uçağı uçuran şirketlere hem de kargo operasyonunu yapan şirketlere teslim etti. Tabii ki havacılık sektöründe bir uçak çıktığı gibi durmuyor. Günün şartlarına göre gelişen teknolojiler ekleniyor ve hava yollarının istedikleri daha az yakıt tüketen yani maliyetleri çok daha düşük, bizler açısından, geleceğimiz açısından önemli, çevreyi daha az kirleten ve tabii ki bir başka avantajı da günümüzde yolculara daha yüksek konfor sunan uçaklar haline geliyor ki rekabet devam edebilsin. 777 uçağıyla da ilgili Boeing 2010'lu yıllardan itibaren çalışmaya başladı. Amaç yeni bir motor kurmak, uçağın performansını arttırmak bir taraftan da operasyon maliyetlerini düşürmekti. Boeing'in yaptığı pazar araştırmalarına göre 777'nin o yıllarda 200 serisi ve 300 serisi yani aralarında gövde uzunluğu açısından fark var İki farklı modeli bir de kargo modeli vardı bunun üzerinden hareket edildi ve artan yolcu talebi de göz önüne alınarak aslında gövdeler 200 serisinin yaklaşık 3 metre uzatılarak 777-8 300ER modeli Extended Range uzatılmış menzilli 300ER modeli de yaklaşık 3 metre gövdesi uzatıldı ve ortaya 777 9 modeli çıkartıldı. Ama bunu koyarken ortaya elinizde ağırlıklı alüminyumdan yapılmış bir gövde var. Performansı arttırmak için elinizde iki önemli faktör var. Bunlardan birincisi kanat. Boeing mühendisleri tamamen yepyeni bir kanat tasarımına gitti. Burada da Kanadın ana yapısını kompozit malzeme oluşturdu. Kompozit nedir diye baktığınız zaman aslında metale göre çok daha hafif bir malzeme. Yapımı metal kadar kolay değil ama bir yeni kanat konsepti tasarımıyla, hafifliğiyle uçağa taktığınız zaman gerçekten performansta çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Şimdi biraz da havacılığın temellerine doğru indiğimiz zaman bir uçağın kanadına kadar uzun ve geniş olursa havada tutunması da o kadar kolaylaşıyor. Ama burada tabi bıçak sırtı değerler var. Çok ağır, çok büyük bir kanat, çok kalın bir kanat uçuş performansını da seyir sırasında kötü etkiliyor. Belki kalkarken çok düşük süratta havada tutunuyorsunuz veya inerken düşük süratta yaklaşma yapabiliyorsunuz. Ama havada performansınızı bozmaya başlıyor. Bunun için 787 Dreamliner uçağından alınan birçok teknoloji... 777 X'lere de eklendi. Boeing başta bu aileyi geliştirirken 5 milyar dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Bu 5 milyar doların 2 milyar doları kanatlara ayrıldı. Ortaya da gayet verimli, yüksek performansı sağlayabilecek bir kanat yapısı ortaya çıktı. Boeing mühendisleri burada şöyle bir adım attılar. Bu gerçekten çok devrimci, çok önemli bir adımdı. Kanatlar normal, standart, havayolu şirketlerinin operasyon yaptığı meydanlarda kullandığı kanatlara göre daha uzun oldu. Peki bu uzunluk nasıl giderilecekti? Uzunlukta tabi çok uzun bir kanada sahip olduğunuz zaman uçak indi. Taksi yolunda taksi yaparken etraftaki maniyalar olabilir veya park pozisyonu aldığı zaman iki köprü arasına sığmakta zorluk çekebilir. İşte orada Boeing'in askeri kanadı devreye girdi. Boeing zaten hem sahip olduğu şirketler geçmişte McDonnell Douglas gibi hem kendi hali kendi tasarladığı çok başarılı donanma uçakları var. O donanma uçaklarında kanatları katlanıyor. İşte benzer teknoloji 777X'e de eklenmiş oldu. Yapılan tasarımla birlikte 777X kanatları Sürükleme kaldırma oranı olarak 9'a 1'den 10'a 1'e yükseltildi. Genişleyen kanat sayesinde de yakıt kapasitesi yaklaşık 13 ton daha fazla hale geldi ve böylelikle uçağın da menzili uzatılmış oldu. 777X'in kanatları katlandığı zaman 64 metre 80 santimetreye iniyor. Böylelikle uçak havalimanları operasyonlarında sorunsuz olarak gerçekleştirilebiliyor. Gelelim ikinci önemli faktöre motor faktörü. Yeni bir motor daha düşük yakıt harcaması demek, daha basit bakım demek, daha az parça demek anlamına geliyor. 777'de Rolls Royce Royce'un, Pratt Whitney'in ve General Electric'in üç farklı motor seçeneği vardı. Daha sonra General Electric geliştirdiği GE 90 serisiyle çok ciddi bir başarı yakaladı ve adeta 777 ailesini domine etmeye başladı. Burada da Boeing General Electric'te masaya oturdu ve GE90'dan geliştirilen GE9X olarak adlandırılan bir motor ortaya çıktı. Uçakta kullanılan General Electric GE9X motoru bugüne kadar yapılmış en uzun pallere sahip motor. Fan çapı tam 325 santimetre. Motor %10 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunu yeni sistemlerin yanı sıra Seramik, matriks, kompozit olarak adlandırılan bir teknikle toplam ağırlığı da 3'te 1 oranında hafifletilmiş durumda. Motordaki 300'den fazla parça 3 boyutlu metal yazıcılar tarafından işlenerek oluşturuluyor. Bunun amacı, bunun faydası nedir diye soracak olursanız böylelikle kalıp maliyetinden kaçınıyorsunuz ve üretim maliyetleri de aşağı çekiliyor. Yarın öbür gün bu parçalarla ilgili bakımlar ilgili bir değişim gerektiği zaman parça çok hızlı bir şekilde üretilip havayolu şirketlerine sunulabilecek. General Electric yaptığı yer testlerinde yüksek verimliliğe sahip motorun itiş gücünün 105.000 libreye ulaştığını belirtiyor. Uçakların tabi bu özelliklerini yan yana koyduğumuz zaman ticari açıdan da büyük bir başarı kısa sürede gelmeye başladı. Uçağın ilk müşterisi Alman Lufthansa Hava Yolları oldu. 27 adet 777X siparişi verdi. Daha sonra Lufthansa'yı Etihad ve Katay Pasifik izledi. Rekor sipariş opsiyonlarla birlikte Tam 150 uçakla Dubai merkezli Emirates hava yollarından geldi. Boeing 2019 yılı sonunda 777 X'in üretimini tamamladığı yer testlerini yaptı. Uçak 25 Ocak 2020 tarihinde gökyüzüyle buluştu. İşte o günlerde hedef 2022 sonunda 777X'in hizmete girmesiydi. Ancak arada malum yaşanan bir salgın dönemi oldu. Bu salgın döneminde neredeyse tüm fabrikalar üretimlerini durdurmak zorunda kaldılar. Bir uçak düşünün, binlerce üreticisi var. Farklı farklı noktalardan mühendislik hizmeti alıyor. Adeta bütün yaşam durmuş oldu. Bu da tabii ki uçağın sertifikasyon olarak adlandırılan havacılık otoritelerinin testleri ve sonrasında alacağı sertifikayla havayolu şirketlerine teslim edilme sürecini uzatmaya başladı. Bu arada da tabii ki çeşitli sorunlar yaşandı. Özellikle motor konusunda bazı tasarımların yenilenmesi gerekti. Bu arada Amerikan Havacılık Otoritesi Federal Havacılık İdaresi de uçak sertifikasyonlarıyla ilgili kurallarını oldukça sıkılaştırmaya başladı. Yeni yeni aşamalar eklendi. Tabii ki bu aşamalarda uçağın test programını olumsuz durumda ötelenmesine neden olmuş durumda. Ama Boeing tabii ki bu arada çalışmalarını devam ettiriyor, testlerini devam ettiriyor. Hatta belki bizim sitemizdeki haberlerden hatırlayacaksınız. Geçen yıl yapılan Dubai Air 777X Seattle'dan uçarak Dubai'ye gitti ve burada da gerçekten nefes kesen bir gösteriye imza attı. Uçağın ilk modeli olan 777-8 iki sınıfta 384 yolcu kapasitesine sahip. Menzili ise 16.170 kilometre bir büyük model olan gövdesi 3 metre daha uzatılmış 777-9 modeli ise iki sınıfta 426 koltuklu olacak ve bu uçağın da menzili 13.550 kilometre olarak planlandı. Uçağın kargo modeli olan 777-8F ise tam 112 ton 300 kilogram kargoyu hem gövde içinde hem de gövde altında taşıyacak şekilde tasarlandı. Boeing 777X için kısa sürede bu gecikmelere rağmen önemli satış başarıları yakalamış durumda. Şu an uçağın kesin siparişleri 353 adete ulaşmış durumda. Müşteriler arasında dünyanın önde gelen şirketlerinin yanı sıra Azerbaycan merkezli Silkway Airlines olarak adlandırılan kargo şirketinde olduğunu belirtmemizde fayda var. Şimdi gelelim uçağın ilginç özelliklerine. Boeing'in verdiği rakamlara göre 777X ailesi kapasite olarak en büyük yolcu kapasitesine sahip çift motorlu uçak olacak. Biraz önce de dediğim gibi 9 serisinde iki sınıfta 426 koltuğa kadar kapasite çıkabiliyor örnek vermek gerekirse bu rakam A350 900'de 315, A350 1000 serisinde 369 ve 777 300 ER serisinde de 368 koltuğa çıkabiliyor. 777X'in girişte de söylediğim gibi dünyanın ilk kanatları katlanabilen jet motorlu yolcu uçağı bu açıdan çok önemli bir özellik sağlıyor. Uçağın kanatları tam açık olduğu pozisyondaki açıklığı 71 metre 75 santim. Eğer kapalı pozisyona geçtiğinde ise kanat açıklığı 64 metre 80 santimetreye iniyor. Uçak böylece yer operasyonlarında daha rahat ve emniyetli hareket edebiliyor. Uçak yolcu konforu açısından da yolculara gerçekten keyifli ve rahat bir ortam sunacak. Boeing mühendisleri yeni bir iç kaplama geliştirdiler. Bu iç kaplama sayesinde uçağın kabin alanı 4 inç yani yaklaşık 10 santimetre daha genişletilmiş oldu. Bu malzeme eskisine oranla daha ince ancak işte dış sesleri kesiyor veya bunlar üzerine havayolu şirketleri çeşitli giydirmeler gerçekleştirebilecekler. 10 santim gerçekten kısa bir alan gibi küçük bir uzunluk gibi gelebilir ama gerçekten yolculara etki etme açısından da büyük önem taşıyor. Benim bir yolcu olarak en sevdiğim şeylerin başında cam kenarına oturup dışarı seyretmek geliyor. 777 X de gerçekten rakiplerine göre daha büyük camlara sahip olacak. Şöyle bir karşılaştırma yapmak gerekirse 777 X serisinde büyütülen pencerelerin alanı 1045 cm kare. Bu alan Airbus A350'de 806, mevcut 777'lerde ise 903 santimetre kare. Rekor hangi uçakta diye sorabilirsiniz, yolcu uçakları açısından konuşuyorum. Rekor 787 Dreamliner'da. 787'lerin pencere alanı toplam 1264 santimetre kare. Valla bu kadar özelliği saydıktan sonra peki bu uçağın fiyatı ne kadar diye de merak etmiş olabilirsiniz. Bu konudaki referans noktamız Boeing'in internet sitesinde yazan e, verilen liste fiyatları. 777-8 ailesinin fiyatı 410.2 milyon dolar. Daha uzun gövdeli olan 777-9'un fiyatı ise... 442.2 milyon dolar liste fiyatları arasında kargo modelinin fiyatı bulunmuyor. Ben de ne zaman açıklanacak açıkçası merak ediyorum. Evet bu videomuzda gerçekten havacılık sektörünün merakla beklediği 777X ailesini size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. 777 benim uçtuğum yolcu olarak çok sevdiğim bir uçak. Bakalım 777X rakamı bu standartları nereye doğru taşıyacak ben de merak ediyorum. Muhtemel 2025'ten itibaren uçağı e, başta Emirates olmak üzere dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinde görmeye başlayacağız. Umarım o günlerde uçma fırsatı olur. Ben de gördüklerimi, gözlemlediklerimi sizlerle paylaşma imkanına sahip olmuş olurum. Havacılık videolarımız için savunma konularıyla birlikte kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bize sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.